menzilde inşaatı aylarda başlayacak dedi. Şaşırdık kaldı. Hep böyle tek geliyordu. İlk defa üç tane bir kapıda bir şeyin evladı çıktı. Hiç düşünmedik böyle bir şeyden. Zaten neyi düşüneceksin? Gavs'ın acısı ciğerimizi yakmış. Şok oldu. Sonra dedik dilediğinizi seçin. Kışlık camide Seyit Sadı Hazretleri, Yazlık camide Seyit Fettah Hazretleri, caminin altında da Seyit Mübarek Hazretleri isteyenler gidip beyatını yenilesin dediler. Şaşırdık ama hayat devam ediyor, yapacak bir şey yok. Peygamber Aleyhisselam'ın cenazesi kalkmadan Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a sahabe beyat etti. Bunu biliyoruz. Siyerce sabit. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh vefatından önce 6 kişiyi çağırdı, istişare etti. Ömer'i düşünüyorum, ne dersiniz benden sonra? Uygun dediler, yazdı. Ömer'i vekil tayin ettim yerime. Bir saat bile sahabe başsız kalmadı. Hazreti Ömer vefat ederken de dediler ki yerine birini seç Ebu Bekir gibi. Ümmet başsız olmaz, koyun çobansız olmaz. Dedi ki Ebu Ubeyde Cerrah yaşasaydı onu tayin ederdim ama öldü. Benim şahsen size tayin edeceğim onun dışında kimse yok. 6 kişi seçti. Bir odaya girin dedi. Kapısına da mızraklı bir adam koydu. Bunlar halife seçmeden dışarı çıkarma dedi. 3 gün sürdü müzakereler, istişareler. Bu 3 gün zarfında da sahabe geçici bir halife seçti. Haberiniz var mı? Evet, söylüyorum. O 3 günde de 3 günlük halife yapmış birisi var. Yani Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer, 3 günlük sahabi ismini unuttum. Artı Hazreti Osman, artı Hazreti Ali'dir. Ama 3 gün olduğu için kitaplar onu yazmıyor. Demek ki nedir? Başsız kalmayacağım. Şaşırdık, acımız var ama başsız kalamayız. Biz de denildiği üzere, bizdeki delillerle kalbimize baktık. Seyit Sarı Hazretleri'ni seçtik. Ondan sonra bazı kardeşlerimiz Seyit Fettah Hazretleri'ni tercih etti. Bazı kardeşlerimiz de Seyit Mübarek Hazretleri'ni tercih etti. Bazı kardeşlerimiz de az olmakla beraber dışarıdaki halifelere gitti. Orada olmasa da. Buraya kadar her şey normal. Seyitlerimiz bize seçin dedi. Biz ayrılmadık. Biz bir ay önce birdik. Ama bu başımızdaki üç şeyhimiz, üç seyidimiz böyle yapacağız dediler. Biz ona uyduk. Seyit Fettah Hazretlerine gidenler de bu emre uydu. Seyit Mübarek Hazretlerine gidenler de bu emre uydu. Burada hiçbir adapsızlık yoktur. Herkesin yaptığı doğrudur. Yeter ki kimse kimseye baskı yapmasın, etki etmesin, yönlendirmesin. Yani kendi hür iradesiyle beyat edeceği, bağlanacağı zatı kendi seçmiş olsun. Artı batında da bu işi menfaat için yapmasın. Bu işi korkuyla yapmasın. Bu işi tarafgirlikle yapmasın. Allah için yapsın. Hepsi makbuldür. İhlasla bu işi yapanların hepsi doğru yapmıştır. Hepsi haktır. Hepsi tasavvufa uygundur. Peki şeyh seçtikten sonra ne oluyor? Hemen şu tasavvuf adabına göre şunlar devreye giriyor. Bir, rabıtanı yeni şeyhine yapacaksın. İki, virdini ona sorup takibini şeyhine bırakacaksın. Üç, onun haknesine gireceksin. Dört, hizmet denilen edebi de şeyhin sana nerede diyorsa orada yapacaksın. Rabıta, hatme, ondan sonra zikir bir şeyhte, hizmet başka bir şeyhte tasavvuf adabına göre olmaz. Seyit Sadık Hazretleri, Seyit Fettah Hazretleri, Seyit Mübarek Hazretleri ne diyorsa her sofisi bu dördünü de onda yapacak. Seyit Mübarek Hazretleri de Seyit Fettah Hazretleri biz Semerkant Vakfı'nı muhafaza edeceğiz. Hizmetlerimizi burada sürdüreceğiz dediler. Onların sofilerinin orada hizmet etmesi adab gereğidir. Ama Seyit Sarkı Hazretleri'nin içtihadı farklı oldu. Niye farklı oldu? Çünkü şeyhlerinizi seçin derken
vakıf hususunda bir açıklama olmadı, bir ittifak olmadı aralarında. Olsaydı diyeceklerdi ki hepimiz Semerkant Vakfı'nda hizmete devam edeceğiz. Böyle bir açıklama duydunuz mu? Yok. O halde vakıf hususu şeyhlerin içtihadına kendisine bırakılmıştır. İki halife Semerkant Vakfı'nda hizmetlerini devam ettirme kararı aldı. Seyyid Sahak Hazretleri de biz Serhendi Vakfı'ndan müstakil olarak sofilerimizle hizmet etmek isteyenleri bu çatı altında görmek istiyoruz diye beyan etti. Şimdi biz sofi olarak virdimiz, rabıtamız, hatmemizi bağladığımız şeyhin hizmetimizi de onun emrine uygun, orada yapmamız adaba uygun değil mi? Bu hususta birisi bizi tenkit etse adapsızlık yapmış olur mu? Olur. Semerkant'ta mübarektir. Şeyhlerimiz de ihtiramlıdır, muhteremdir. Herkes şeyhine uyacak. Kimse kimseyi tenkit etmeyecek. Kimse kimsenin kötülemeyecek. Adapsızlık varsa onu söyleyecek. Bunların hepsi adaba uygundur.